İyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve gün ortasında günün ilk yarısına yansıyan tüm gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye'yi 11 gün önce derinden sarsan depremde bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor. AFAD 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38.044 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli olan ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki depremlerde can kaybı 38044'e yükseldi. Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar bölgede yaşanmaya devam ediyor. Bölgede halen binlerce arama kurtarma ekipleriyle iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'deki depremin yaralarının sarılması için dünyanın birçok yerinden yardımlar yapılıyor. Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere sevk edilen 386.874 çadırın 172.265'inin kurulumu tamamlandı. Öte yandan Afat, Hatay'ın Arsus ilçesinde dün akşam saat 22.47'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin yerin 10.77 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Sayın seyirciler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan ve canlarımıza mezar olan İsyas Otel binasının geçmişine ilişkin bilgilere ulaşıldı. NTV'de yayınlanan haberin detaylarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Adıyaman'da enkaza dönen ve melekler takımına mezar olan İsyaz Otel binasının geçmişine ilişkin bilgilere ulaşıldı. NTV'de yayınlanan habere göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Siyas Otel'e ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde otelin yöneticilerinden Efe Bozkurt gözaltına alınırken otelin geçmişine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. 1990-91 yıllarında apartman olarak tasarlanan binanın inşası bir zaman sonra belirli sebepler kaynaklı durdu. Kaba inşaat 10 yıl boyunca atıl bir şekilde bekledi. Daha sonra 2001 yılında kurulan Hisyas Otelcilik binayı enkaz haline dönmeden önceki haline getirdi. 2005 yılında otelin yatak kapasitesi 36'dan 65'e yükseltildi ve bu 10 katlı otel Kahramanmaraş merkezi depremde yerle bir oldu. Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Tunçsa, otelin temelinin 1990-91'de atıldığını, bir sebepten ötürü kaba inşaat aşamasında yapım aşaması durunca yapı 2001'e kadar atıl vaziyette kaldı ve kaba inşaatın 10 yıl yağmur ve kara maruz kaldığından korozyona uğradığını belirtti. Tunç, aile apartmanı olarak tasarlanan yapı, 2001'de kurulan şirket, belediyeden otel ruhsatı alıyor. 1999 öncesinde yapılan tüm yapılar gibi bu yapı da riskli inşaatlardan biri. Atatürk Bulvarı zemin sıvılaşması olan bir alan. Dolayısıyla binadaki risk iki kat daha fazla artmış oluyor. 1999 öncesi yapılan binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması gündeme gelmeliydi, dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan Adıyaman Grand İsyas Otel ön inceleme raporu yayımlandı. Rapora göre otelin göçmesinin nedeni depremin büyüklüğü değil yanlış tasarım ve imalat. Otelin inşaatında kullanılan beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu belirtilen raporda kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ifade ediliyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü tarafından hazırlanan Adıyaman Grand Hisyas Otel ön inceleme raporunda otelin göçmesinin nedeninin depremin büyüklüğü değil, yanlış tasarım ve veya imalat olduğu vurgulandı. Bina enkazından yapılan tespitlere yer verilen raporda, bina alanında bulunan molozların yakından incelendiği, beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Raporda dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, Betondaki çakı ve kum dağılımındaki granilometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edildi. Bina üzerinde yapılan değişiklikler ve eklemelerle ilgili konunun, bina projesinin resmi yollarla temin edilmesi durumunda daha açık bir şekilde anlaşılacağı kaydedilen raporda, temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilen binanın inşasının doğru yapılmadığı yer aldı. Raporda kat artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın tasarım depreminden daha düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kanaati oluşmuştur. Binanın tüm projeleri ve ruhsatlandırma aşamalarındaki resmi evrakların temin edilmesi durumunda daha net bir sonuca varılacaktır ifadeleri kullanıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölümü Öğretim Üyeleri Profesör Doktor Serhan Şensoy, Profesör Doktor Özgür Eren, Profesör Doktor Umut Türker, Doçent Doktor Eriş Uygar ve Doçent Doktor Mehmet Geneş tarafından hazırlanan rapor 7 sayfadan oluşuyor. Deprem bölgesinden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Oyla, oyla, oyla. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı mahallesindeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı. Bölgede çalışma yürüten ekipler iki kişinin canlı olduğunu tespit etti. Özel harekat polislerinin de yer aldığı yoğun çalışmanın ardından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı'ya ulaşıldı. Ekipler Şakiroğlu ile Avcı'yı enkazdan depremin 261. saatinde saat çıkardı. Şakiroğlu ve Avcı hastaneye kaldırıldı. Ve devam ediyoruz sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yeni seçilen Rum yönetimi başkanı Nikos Haristodulidis 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya geliyor. Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulidis 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya gelecek. Birebir ve gayri resmi formatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında gerçekleşecek görüşme saat 11'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yeni Rum liderle yakın zamanda gayri resmi görüşeceklerini diplomasiye ve karşılıklı anlayışla yürütülecek diyaloğa her zaman hazır olduklarını belirterek ancak Güney Kıbrıs'ta seçilenin değil hakim anlayışın değişmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs'ta azınlık bir Müslüman toplum olarak görülmekten vazgeçilmesi gerektiğini iki ayrı egemen yapının kabul edilmesi halinde masada Kıbrıs konusunun görüşülmeye başlanabilmesi geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT'de yayınlanan Burası Önemli programında Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini Nikos Ristodulidis'in kazanmasıyla birlikte Kıbrıs konusunda değişecek bir şey olup olmayacağı konusunda Ristodulidis'in bu konudaki söylemlerinin daha sert olduğunu çünkü kendisinin Kıbrıs'ın tekrar birleştirilmesinden, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği içerisinde hak ettiği yeri almasından bahsettiğini kaydederek bu seçim sonucunda Andreas Mavroyan liste seçilseydi ne fark edecekti? Bildiğiniz gibi Nikos Anastasiadis anlam planla evet diyen adamdı sonra Kral Montana'da masayı devirdi dedi. Rum tarafının kilisesiyle, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bir bütün bir milli hedefi vardır. O milli hedef Seçim zamanı ne söylese söylesinler. bilare Kıbrıs'ta tek egemenlik ve Kıbrıs'lığı ön plana çıkartmak suretiyle güya bu Avrupa Birliği adası olan Kıbrıs'ta tek egemenlik ve tek millet vardır. Öyle bir inanç. Çünkü o inanç işlerine gelir. Hı. Ve onun altındaki zihniyet de Kıbrıs bir helal adasıdır. Ve böyle bir adada özellikle Avrupa Birliği'nde olduğu için Türkiye'ye yer yoktur. Türk askeri de buradan gidecektir. Bu zihniyetle kendilerinin bu çerçevede bir anlaşma yapmasının mümkün olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerinin hassasiyetinin kuzeyde ayrı bir egemenliğin olduğu ve kuzeydeki devletin yönetiminin ilelebet Kıbrıs Türk'ünde olması gerektiğini, Türkiye'nin garantörlüğünün ne kadar büyük bir hayati önemi haiz olduğunu ve mutlak surette belirli bir sayıda Türk askerinin adada olması olduğunu belirtti. İki taraf arasında çok büyük farklılıklar olduğunu ve bu süreçte nasıl bir uzlaşıya varılabileceğini tahmin etmenin çok zor olduğunu dile getiren Tatar, uluslararası aktörlerin ve güçlerin mutlak surette Güney Kıbrıs'ın elini bükmeleri gerektiğini vurguladı. İngiliz milletvekillerine de bunları söyledik. Çünkü Kıbrıs'ın gerçekleri bunu gerektirir. Hep siz Rum tarafına haksız bir muamele, yani onlar tanınmış bir devlettir. Onlar Avrupa Birliği üyesidir. Kıbrıslı Türkler ne tanınır ne egemenlikleri saygı görür. Bu çerçevede bizim onlarla bir uzlaşıya varmamız mümkün değildir. Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu davayı yürütmekteyiz diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin de Kıbrıs adasında 1571'den sonra oluşan hak ve hukukunun olduğunu ve bunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti. İki ayrı egemen yapıyı kabul ederseniz yani Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul ederseniz buyurunuz resmi olarak masada tekrar Kıbrıs meselesini görüşebilirim. Eğer karşı taraf bizim kırmızı çizgilerimizi, bizim hassasiyetimizi ve dediğimiz gibi egemen eşitliğimizi kabul etmeleri durumunda resmi görüşmeler her zaman başlayabilir. Benim siyasetimde Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle yürütmekte olduğum bu siyasetten geri adım atmam söz konusu değildir. Dolayısıyla pozisyonum budur. Bunu da karşı tarafa her zaman geçen gün yaptığımız kısa konuşmada eee yenililer, Hristotoriistler aynı şekilde paylaştım. Maraş konusunda da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş bölgesinde İngiltere Kraliyet ailesinin bir oteli bulunduğunu ve İngiltere'nin bu konuda taşınmaz mal komisyonuna başvuruda bulunup bulunmayacağını bilmediğini söyledi. Tatar, Maraş'ta bizim siyasetimiz evet, vakıflar idaresinin hakları vardır. Çünkü vakıflar idaresi bütün belgeleriyle bu arazilerin çoğunun kendisine ait olduğunu belgeledi. Meseleye taraf oldular. Dolayısıyla orada bir uzlaşma olması gerekmektedir. Ancak bina yatırımcınındır. Bina İngiliz'in, Amerikalı'nın, Rum'un olabilir, Türk'ün olabilir, kiminse onundur. Taşınmaz mal komisyonuna başvurması durumunda hakkını geri alabilir, dedi. Sayın seyirciler, Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde çevrim içi eğitime geçileceği yönündeki haberlere ilişkin bir açıklamada bulundu. Başbakan Üstel, hükümetimizin üniversitelerde çevrim içi eğitime geçmek gibi bir gündemi yoktur dedi. Başbakan Yunal Üstel yaptığı yazılı açıklamada son günlerde deprem felaketi nedeniyle ülkemizde bulunan üniversitelerin çevrim içi eğitime geçeceği yönünde medyada bir takım haberlerin yer aldığını fakat hükümetin gündeminde üniversiteleri çevrim içi eğitime geçirmek gibi bir konunun olmadığını belirtti. Hükümetimiz deprem bölgelerinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin yaşadıkları sıkıntıların hafifletilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızı üniversitelerle gerekli istişareleri yapmak üzere yetkilendirmiştir diyen Başbakan Üstel, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyla ilgili olarak salı günü üniversitelerle ilk istişare toplantısını gerçekleştireceğini belirtti. Başbakan Üstel çok kısa bir süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarda alınan kararları halkımızla paylaşacağız. Ancak şunu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, hükümetimizin üniversitelerde çevrim iş eğitime geçmek gibi bir gündemi yoktur. Hükümetimiz deprem krizi başladığı günden itibaren yürütmüş olduğu proaktif çalışmalarını sürdürmektedir, dedi. İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönem pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli devlet ve özel okullarda ikinci dönem pazartesi günü başlıyor. 15 günlük tatilin ardından dün başlaması planlanan 2022-23 öğretim yılı ikinci dönemi 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla 20 Şubat'a ertelenmişti. Öğretim yılının ilk dönemi tüm okullarda 31 Ocak'ta karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanmıştı. İkinci dönemin ilk öğretimde 16 Haziran'da, orta öğretimde ise 8 Haziran'da tamamlanmasıyla öğrencilerle öğretmenlerin 3 aylık yaz saatini başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk dairesine bağlı 127 okulda yaklaşık 25 bin, genel orta öğretim dairesine bağlı 49 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin, mesleki teknik öğretim dairesine bağlı 12 okulda yaklaşık 4 bin ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi'nde ise yaklaşık 400 öğrenci eğitim görüyor. Öte yandan kolejlere giriş sınavının ikinci basamak sınavı 10 Haziran cumartesi günü Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi yerleştirme sınavı ise 24 Haziran cumartesi günü yapılacak. 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin meslek liseleri programlarına tercih başvuruları 26 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek. Sayın Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele eğitimde daha ileriye projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen eğitim materyallerinin ve akıllı tahtaların kurulumu devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele eğitimde daha ileriye projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen eğitim materyallerinin ve akıllı tahtaların kurulumunun devam ettiği kaydedildi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulu'nu ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'den gelen materyallerin koordineli bir şekilde okullara dağıtımının gerçekleştiğini belirterek çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Günde ortalama 75-80 akıllı tahtanın monte edildiğini ve şu ana kadar 325 akıllı tahtanın montajının tamamlandığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'den gelen ekiple birlikte kendi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yoğun bir çaba gösteriyor. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesini kapatma veya Türkiye Cumhuriyeti'ne devret, devretme gibi bir niyetin kesinlikle söz konusu olmadığına işaret ederek, Türkiye, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet alanında bir yıllık bir protokol imzalandığını, bu amaçla da bir sosyal masa oluşturulduğunu söyledi. Bakan Taçoy, deprem bölgelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen ve insani ikamet alan kişiyle ön izin koşulu bulunmadığını da belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Berete'de deprem özel yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Taçoy, maaşlardan kesinti konusunun manipüle edildiğini söyledi. Bu bir yasa gücünde kararname, aynı zamanda bir yasa tasarısı. Hükümet bunu meclise havale etti ve meclisin bunun bütçenin içerisine dahil edebilmesi için yani 2023 yılı bütçemizin içerisine bu oradan gelecek olan kesintinin ayrı bir kalem olarak dahil edilebilmesi için bir çalışma üretti. Sadece bir yasa gücünde kararname değil. Uygulamaya girebilmesi için hızlı bir şekilde yasa gücünde kararnamedir. Meclis pazartesi gün sunulduktan sonra meclise ivediliğe alınır gerekirse 2-3 gün içerisinde perşembe günü atıyorum veyahut da cuma günü veya da bir sonraki pazartesi gün görüşülür. Salı günü de meclisten geçer. Taçoy Türkiye'deki deprem yerlerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelenlerin oradan herhangi bir hak alma durumlarının olmayacağının da altını çizdi. Bakan Taçoy, buraya geldikleri zaman herhangi bir hak alma durumları yoktur. Ne barınak ne maaş. Bizim tek yapacağımız şey insani yardımdır. Kıyafet, battaniye, gıda yardımlarına azdan da olsa çok olmamak kaydıyla bize başvuranlara sağlamaya çalışıyoruz dedi. Ön izin istemiyoruz diyoruz. Onun da kurallarını koyduk. Hı hı. Ee, yarın bakanlar kuruluna geçireceğiz. İnsanı ilk hemet alan kişiler e, ön izin al, almaksızın, ön izin koşulluğu yaratılmaksızın doğrudan çalışma iznine gidebilecekler. Tabii ki bizim üzerimizden, çalışma dairesi üzerinden hı hı. iş bulmaları kaydıyla. Ee, bu gibi yardımlar yapılacak ve ona göre kendi yeni düzenlerini eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamak istiyorlarsa kendi düzenlerini bu şekilde kurmuş olacaklar. Eğer geri dönmek isterlerse yine geri dönüş yollarını bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile istişare ederek o raporlar çerçevesinde geri dönüşlerini hazırlayıp geri, geri dönme noktasında ne yapacağımızı e, Büyükelçiliği ile konuşup ona göre istişare edeceğiz. Bakan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği yapılmasına dair imzaladıkları protokolle ilgili ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Taçoy, söz konusu protokol bir yıllığına imzalanmıştır. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sunumu adına sağlanacak bilişim desteğinin başlangıcı olarak sosyal masada görevlendirilen personele bütünleşik sistem kullanım yetkisi verilecektir. Anavatan Türkiye'den gelen insanlarımız olur. Bu insanlar sosyal yardım alır, vatandaş değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelir, yurt dışı oldukları için kesilir. Buraya geldikleri zaman bunların devamı var. Bunları kim kontrol edecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın burada hizmetlisi olmadığından dolayı bizim hizmetlilerimiz bunları kontrol edip onlara bu desteği verecektir dedi. Bakan Taçoy, hiç kimsenin sosyal hizmetler dairesini kapatıp Türkiye Cumhuriyeti'ne devretme niyeti olmadığının da altını çizdi. Bakan Taçoy, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği yapılmasına dair protokolün imzalanmasının ertesinde bir kopyasını CTP milletvekili Doğuş Derya'ya verdiğini de dile getirdi. Şimdi işveren teşvik desteği ne kadar süre erteleniyor? Şimdi bunun süresi yok. Böyle bir şey yoktu zaten. Bu pandemi döneminde başlamış. Geçen yılın sonuna kadar devam etmiş bir şeydi. Tepki geldi mi? Tepki tabii ki. Tepki çok. E, i̇şveren buna destek bu desteği kabullenmiş ve bu desteği arzuluyor. Hatta asgari ücret görüşmelerinde biliyorsunuz 10 kişiye kadar sicil olan evet. kişilerin 10 kişiye kadar olanlarını karar aldı ama böyle bir deprem diye bir şey yoktu ortada. Çin'in şu anda işte ayda 30 milyonun üzerinde bir parayı teşvik olarak vermek varsa o kadar paranız. Diğer taraftan niye bizden gelip de 50 milyon lirayı da para topluyorsunuz demekle eşdeğerdir. Ve bu kefenin e, kefeni balansa getirmez, ayara getirmez diye. Terazi aynı şekilde tartmaz. Bulamazsınız ayarını. Ondan dolayıdır ki biz teşvik desteğini başka bir şekilde uygulamak için daha ileri bir tarihte inşallah oturup konuşacağız. Ekonominin durumuna göre bunları da izah edeceğiz. İş adamı bunu biliyor. Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye aylardır maaşları ödeyebilecek kadar gelirini toplayabilir bir pozisyondadır. 13. maaşta sıkıntı yaşanır. Bu para tamamen deprem için katkı koyabilmek ve kendi içimizdeki bazı yaraları sarabilmek adınadır, dedi. Bakan Taçoy, 7 Taksim 1974 şehit ve hadise kurbanı aileleri ve mağlullere yardım yasasında da değişiklik yaptıklarını, pazartesi günkü Meclis Genel Kurulu'nda bunun da gündeme geleceğini belirtti. Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü gelir kesintileri ve vergi düzenlemesini içeren kararnameyi eleştirdi. Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamamcı yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki ekonomik kayıpları gidermek amacıyla COVID-19, Rusya-Ukrayna savaşı, döviz kurlarındaki artış ve doğal afeti kullanarak bazı mükellefiyetlere ilişkin gelir kesintilerinin ve vergilerin yeniden düzenlenmesi hakkında çıkarılan yasa gücünde kararnamenin yanlış olduğunu savundu. İşat olarak çıkarılan yasa gücünde kararnamenin adil ve akılcı olabilmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunu yönetenlerin dikkatine getirmek istediklerini belirten Mamücü, aksi durumda tüm paydaşlarla birlikte gerekli tüm eylemlerin hayata geçirileceğini duyurdu. gün ortası dış gelişmelerle devam ediyor sayın seyirciler. Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle aralarında biri sivil olmak üzere toplam 202 kişinin serbest kaldığı bildirildi. Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamada esir takasıyla 100 Ukraynalı asker ve bir sivilin serbest bırakıldığı duyuruldu. <laughs> Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda esir alınmış Rusya silahlı kuvvetlerine bağlı 101 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi. Serbest bırakılan askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Moskova'ya nakledileceği bilgisine yer verilen açıklamada askerlere gereken psikolojik ve tıbbi yardımında sağlandı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Ukraynalıları esaretten geri getirmeye devam ediyoruz denildi. Esir değişimi sonucu 100 Ukraynalı asker ve bir sivilin serbest bırakıldığını belirten Yermak, askerler arasında yaralıların da bulunduğunu ifade. Etti. Öte yandan Avrupa güvenliğinin geleceğine dönük önemli mesajların verileceği Münih Güvenlik Konferansı bugün Ukrayna önceliğiyle başlıyor. Savunma ve güvenlik alanında dünyanın önemli platformlarından olan konferans, kıtada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana binlerce insanın öldüğü ve milyonları göçe zorlayan Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Pekinle Washington arasında artan gerilimin ortasında yapılacak. Japonya'nın ev sahipliğindeki çevrim içi G7 zirvesine ise Ukrayna'nın katılabileceği belirtildi. Dönem başkanı Japonya, Rusya-Ukrayna krizinin ilk yıl dönümü 24 Şubat'ta G7 liderlerini çevrim içi buluşturmaya hazırlanıyor. Tacikistan ve Afganistan'da çığ düşmesi sonucu 29 kişi hayatını kaybetti. Tacikistan'da çığ düşmesi yüzünden ölenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada ölenlerin 16'sının Dağlık, Badahşan Özerk bölgesinde, birinin başkent Duşan ve yakınlarındaki Varzop kasabasından geçen Duşan ve Çanak Karayolu'na çığ düşmesi sonucunda yaşamını yitirdiği anlatıldı son günlerde yüze yakın çığ düşme vakasının meydana geldiği, tehlikenin hala devam ettiği vurgulanan açıklamada arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan Viyaleti'nde de son 4 günde çığ düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Badaşan Doğal Afetlerle Mücadele İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Badaşan'ın Kohistan, Ragistan, Yavan, Şiknan, Draim ve Yaftal ilçelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle çığ düştüğünü belirtti. Miraç Kandili bu akşam idrak ediliyor sayın seyirciler. Denişleri Başkanı Profesör Doktor Ahmet Ünsal Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı. Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da semaya yükseldiği Miraç hadisesinin yıl dönümü itirak ediliyor. Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Miraç Gandili nedeniyle yayınladığı mesajında, ''Miraç, beşer takatinin tükenme noktasına geldiği anda göklerden gelen benzersiz lütfun adıdır.'' Miraç, Hz. Muhammed Mustafa'nın diğer peygamberlerle ve aynı şekilde onun ümmetinin diğerleriyle farkının gökler tarafından tasdikinin adıdır, dedi. Ünsal mesajında, Miraç, beşeri aklın ilahi akıl karşısında sıfırlandığının ve aciz kalışının adıdır. Miraç, arzdan arşa yükselişin adıdır. Miraç, Allah'ın varlığına birliğine, Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberleri olduğuna inanıp, hayatını bu inancın gerektirdiği şekilde şekillendiren müminlerin Allah katındaki konumlarının sembolüdür. Miraj, geçici protokoller karşısında ilahi protokolün fotoğraflandığı karenin adıdır. Miraç, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın başına gelenlerin hepsi bilgin ve iradem dahilindedir. Sen bunlara sabrettin ve bir kul olarak kendine düşeni ve yakışanı yaptın. Ben de mükafat olarak ne bir peygamber ne de bir meleğin yükselemediği bu ulvi makama, varlık aleminin bittiği noktaya, cemalimle müşerref ettiğim huzuruma seni kabul ettim dediği mucizenin adıdır ifadelerini kullandı. Evet gün ortasından sizlere aktaracağımız haberler bu şekildeydi sayın seyirciler. Güncel gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. kalın. Aksa Süper Lig'den bazı takımlar Türkiye'deki büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden sporcu ve yönetici isimlerini taşıyacak formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Mausa Türk gücünün ardından Göçmenköy kulübü de A ve A2 takımı oyuncularının sezon sonuna kadar depremde hayatını kaybeden yönetici Amaç Arnavutoğlu'nun fotoğraf ve ismini taşıyacak formalarla sahaya çıkılacağını açıkladı. Futbolcular amaç Arnavutoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu kırmızı renkli tişörtte ısınacak, takım maçlara siyah renkli formayla çıkacak. Diğer yandan Çayna Bazar Gençlik Gücü de ligin ikinci devresinde ağırlıklı melekler takımı temalı ve sporcuların isimlerinde yer aldığı beyaz formalarla sahaya çıkacak. Kulüp konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından görselli paylaşımla yaptı. Süper Lig lideri Türk gücünde yönetim geçtiğimiz günlerde Mausa Türk Marif Koleji'nin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlarını oynayacağını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Mausa Türkücü Marif Koleji deprem şehitlerimizin anısına 2022-23 yılı Aksa Süper Lig, Nordernand Kıbrıs Kupası Aksa A2 ve Aspozu U16'da oynayacağımız tüm karşılaşmalara siyah ve onların isimlerini taşıyacak formalarla mücadele edeceğimizin kararını üzüntüyle aldık. Her bir futbolcumuz depremde kaybetmiş olduğumuz Melekler takımındaki iki ismin ve Mausa Türk Marif Koleji'nin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlar çıkacak ifadeleri de kullanılmıştı. UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu maçlarının ilk ayağında karşılaşmalar oynandı. Avrupa Futbolu'nun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği playoff turunda heyecan başladı. Gecenin öne çıkan mücadelesinde Barcelona sahasında Manchester Unitedla 2-2 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlarla UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi playoff etabı ilk ayağında alınan diğer sonuçlar şöyle. Şaklardonex 2, Rennes 1, Ajax 0, Berlin 0, Salzburg 1, Roma 0, Juventus 1, Nantes 1, Sporting Lisbon 1, Miquelant 1, Bayer Leverkusen 2, Monaco 3, Sevilla 3, PSV Eindhoven 0. Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği playoff turunda rövanş maçları 23 Şubat'ta yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu konferans liginde son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği pre-off turunda ilk karşılaşmalar oynandı. Türk temsilci Trabzonspor sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 mağlup etti. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken futbol dünyası tek yürek oldu. Üç büyüklerin taraftarlarının da izlediği karşılaşmada taraftarlar kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu. Taraftarlar Kahramanmaraş merkezi depremin yaşandığı illerin plaka kodunun olduğu dakikalarda da hep bir ağızdan buradayız diye bağırdı. Öte yandan Güney Kıbrıs temsilcisi Larnaka Dinipro'yu 1-0 yendi. Grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği ilikte röf maçlarından alınan diğer sonuçlarsa şöyle. Braga 0, Fiorentina 4, Bodo 0, Poznan 0, Karabağ 1, Gent 0, Şerif 0, Partizan 1, Lazio 1, Kluş 0, Zogorets 1, Anderlecht 0. Müzik Amerikan Basketbol Ligi NBA'de deplasmanda Chicago Bulls'u 112-100 yenen Milwaukee Bucks üst üste 12. galibiyetini elde etti. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Bucks baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Bulls'u 12 sayı farkla yenerek bu sezon 41. galibiyetine uzandı. El bileğinden sakatandığı için 9 dakika süre alabilen Bucks'ın all-star oyuncusu Antetokounmpo 2 sayı 7 rebound 3 asist oynadı. Yıldız basketbolcu Bucks tarihinin en çok asist yapan oyuncusu unvanını elde etti. Karşılaşmayı 33 sayı 7 rebound 4 blokla tamamlayan Lopez takımını sırtlarken Carter 22 sayı Holiday 15 sayı 9 asist kaydetti. Gecenin diğer maçlarında Washington Wizards deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 114-106 Los Angeles Clippers'da Phoenix Suns'ı 116-107 mağlup etti.